Evet, merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün size 8. sınıf ilk ünitemiz olan Friendship ünitesiyle dersimize başlayacağız. Neler öğrenmiştik? İlk önce tekrarlayarak başlayalım. Evet, biliyorsunuz ki bizim dersimiz çok nankör bir ders ve çok tekrar edilmesi gereken bir ders. O yüzden bu zorunlu aramızı tekrarlarımızı iyi yaparak ve kelime ezberlerimize dikkat ederek geçirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bu bir tatil değil çocuklar, bu bir zorunlu ara ve bu aramızda şu an LGS sınavımızın iptali gibi bir durum söz konusu olmadığı için bizim derslerimize tam gaz çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunun için de Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi ilk dönem konularından sorumlusunuz ki ilk dönem konularımız biliyorsunuz 1. ünite ve 5. ünite arası. Biz şu an 1. ünitemiz Friendship ünitesiyle genel tekrarımıza başlıyoruz. Friendship ünitesi Türkçe karşılığı biliyorsunuz ki arkadaşlık ilişkilerine dikkat ettik biz bu ünitemizde. Arkadaşlık ilişkilerinde sıfatlarımıza baktık, arkadaşlarımızı özelliklerini söylerken. Yine aynı şekilde davet cümleleri kullandık. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız aktiviteleri söylerken, birbirimizi davet ederken kullandığımız cümlelere baktık. Yine bununla birlikte çocuklar, biz bu ünitemizde bir gelecek zaman konusuna baktık. Future tense kısmına değindik. Şimdi hepsini güzel bir şekilde tekrarımıza başlıyoruz. Dedik ki anahtar kelimeler, keywords bizim için önemli anahtar kelimeler. Burada da bazı anahtar kelimelerimiz vardı. Body gibi, kanton gibi, friend, best friend, true friend, backup, get on well gibi bazı anahtar kelimelerimiz vardı en çok karşımıza çıkan. Body biliyorsunuz ki kanka, dost, arkadaş anlamında, kanton, güvenmek anlamında, friend, zaten arkadaş, bunun iki alt başlık şeklinde best friend ve true friend, iyi arkadaş ve doğru, yakın arkadaş anlamında. Yine backup, arkasında durmak, desteklemek anlamında ve get on well, İyi arkadaşların özellikleri içerisinde iyi geçinmek demek çocuklar. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz içerisinde en çok kullandığımız, en sık çıkan kelimelerimiz içerisinde. Ama her zaman söylüyoruz. Ne diyoruz? Ünite kelimelerine dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü bunlar en çok karşılaştığımız, en çok çıkan kelimeler ama tabii ki bu kadar değil. Biz böyle en sık karşılaştığımız, en çok duyduklarımızı verdik. Bunun haricinde çocuklar biliyorsunuz ki bizim bu ünitemizde doğru arkadaşlık için neler yapmamız, neler yapmamamız gerektiğini biz çoğu zaman sıfatlarla birbirimizi tanımlarken kullandık. Bu ünitede sıfatlarımız da ön plana çıkıyor. Ve biz bu ünitemizde arkadaşlarımızı tanımlarken sıfat olarak kişisel özellik kullandık. Personality, kişisel özelliklerini kullandık. Örneğin, utangaç gibi, dakik gibi,
inatçı gibi ya da arkadaş canlısı, dost canlısı gibi, easygoing, uyumlu gibi, outgoing, dışa dönük gibi ya da kind, kibar, rude, kaba gibi. Yine bununla birlikte birçok özellik kullandık. Dağınık gibi. Birçok sıfat kullandık çocuklar. Arkadaşlarımızın çeşitli özelliklerini söylerken sıfatlar önemli. Sorularda karşımıza çıkabiliyor. Yine friendship ünitesinde biz sıfatlarımızla birlikte, arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız boş zaman aktivitelerine baktık. Bu boş zaman aktiviteleri içerisinde, ki bunları da şu şekilde derslerimizde anlatmıştık. Activities dedik. Free time, boş zaman ya da after school, yani okuldan sonra yaptığımız aktivitelerimize baktık. En çok çıkanlar içerisinde çocuklar. Go for a walk. Yürüyüşe çıkmak. Hang out. Arkadaşlarla birlikte dışarıda takılmak anlamında. Ya da meet friends. Arkadaşlarla buluşmak. Go shopping, alışverişe gitmek. Study together, birlikte ders çalışmak. Bununla birlikte do sport, spor yapmak gibi. Drink something at cafe, kafede bir şeyler İçmek gibi bazı aktiviteler söyledik. Free time ya da after school, yani boş zaman ya da okuldan sonra yaptığımız aktiviteler içerisinde. Ve bu aktivitelerimizi söylerken biz bazı davet cümleleri kullandık. Invite, invitation, davet. Ve teklif etme dedik, davet etme, making offer, davet, teklif etme ve bunun için de bazı kalıplar kullandık. Ve bu kalıplarımızı kullanırken de bazı kurallar verdik. Sınavda çıkacak olan sorularımızda da bu kurallarımıza riayet ederek ilerlersek doğru şıkkı öncelikli olarak hemen buluruz. Şimdi burada çocuklar, en çok çıkan kalıplarımız içerisinde ilk kalıbımız Would you like kalıbı. Would you like kalıbında çocuklar iki tane kural ön plana çıkıyor. Dedi ki Would you like kalıbında, eğer Would you like kalıbımızdan sonra to var ise daima bir fiil gelir, verb, bir fiil vermek durumundayız. Eğer to yok ise daima bir isim gelir. Bunu asla unutmuyoruz. Diyoruz ki örneğin, would you like to eat pizza? Burada sorduğumuz şey, pizza yemek ister misin? Burada bir fiilimiz var çünkü to kalıbımız var. Ama eğer to kalıbımız yoksa soru zarflarının içerisinde, o zaman mutlaka bir isim gelir. Diyoruz ki would you like some pizza? Biraz pizza ister misin? Aradaki farkı lütfen sınavda ya da çözdüğünüz denemelerinizde, testlerinizde mutlaka dikkat ederek ilerlerseniz zaten doğru şık karşınıza çıkacaktır. En fazla çıkan kalıplarımızdan bir tanesi davet cümleleri olarak would you like kalıbı. İkinci en fazla kullandığımız kalıbımız ise çocuklar shall. Kelimenin anlamı, cümleye getirdiği anlam mı, mi anlamı katıyor. Ve
shall ifadesi bazı kurallara sahip. Fiilin daima birinci halinde kullanılır ve genelde davet cümlesi yaparken de we öznesiyle kullanılır. We öznesi haricinde I öznesinde kullanıldığı durumlar var ama genelde izin rica cümlelerine dönüşüyor. Shall we dediğimizde biz karşımızdaki kişiyi davet etmiş oluyoruz. Shall we go to cinema gibi. Yine üçüncü olarak kullandığımız davet cümlelerinden bir tanesi let's. Hadi anlamı taşıyor. Fiilimiz daima birinci halinde kullanılıyor. Örneğin benim size söylediğim, hep söylediğim let's go ifadesi gibi. Haydi gidelim. Ya da let's play. Haydi oynayalım. Let's listen. Haydi dinleyelim gibi bize bir davet cümlesi sunuyor. Burada dikkat edeceğimiz şey let's'ten sonra daima nokta işareti kullanılır. Asla soru işareti gelmez. Lütfen çözdüğünüz denemelerinize, sorularınızda buna dikkat ederek ilerleyin. Onun haricinde yine en çok kullanılan ve bir kural değişikliğinin olduğu how about, what about? Bir davet cümlesi olarak how about, what about'un kelime anlamı çocuklar ne dersin? Burada sunduğu anlam bu. Ve bir kural değişikliğimiz var. Fiilimiz burada daima bire kalıyor. Ekimiz ing yani ink takısı master anlamındaki mac anlamı veriyor. Ve bir kural değişikliği olarak ink takısını alıyor. Lütfen sınavda, sorularda yine bu kuralımızı unutmayarak ilerlerseniz doğru şıkka kavuşmuş olacağız. Ve sonuncumuz why don't bir neden ilişkisi sunuyor bize. Niçin, neden anlamında. Ve why don't kalıbımızdan sonra da daima fiilimizin birinci hali kullanılıyor. Bunlar bizim davet cümlelerimiz. Karşımızdaki kişiyi, arkadaşlarımızı bu ünitemizde yaptığımız aktivitelere ya da yapacağımız aktivitelere davet ederken kullandığımız davet cümlesi kalıplarımız. Burada bu kalıplarımızı kullandıktan sonra tabii ki bunlara vereceğimiz bizim olumlu ya da olumsuz yani pozitif ya da negatif cevaplarımız var. Şimdi o cevaplarımıza da bir bakalım. İkiye ayırıyoruz bu cevaplarımızı verirken diyoruz ki pozitif, negatif cevaplarımız. Şimdi hemen pozitif, negatif kısmıyla devam edelim. Pozitif cevaplarımız accept. Negatif cevaplarımız refuse. Karşınıza bu şekilde çıkacak çocuklar. Pozitif, negatif yani olumlu, olumsuz. Sorularda lütfen buna dikkat edin. Olumlu cevaplarımızı verirken bazı kalıplarımız var. Mesela why not gibi genelde why don't ile karıştırılır. Why not Türkçe karşılığı neden olmasın demek ve karşımızdaki kişiye olumlu bir cevap verdiğimizi gösteriyor. Yine I would love to çok isterim olumlu bir cevap. Sure of course, elbette tabii ki olumlu bir cevap. Yes I like, yes I can olumlu cevaplar arasında. Great idea, good idea. Bunların hepsi bize olumlu şekilde dönüt yapıldığını gösteriyor. Olumsuz cevaplarımızda da yani daveti reddettiğimiz cevaplarımız içerisinde de çocuklar. En bilindik ve en tanıdık tabii ki no thanks. Hayır teşekkür ederim dedik ama onun haricinde I am sorry but I can't.
üzgünüm, yapamam dedim. Ve bununla ilgili bahanelerimi, gerekçelerimi söyleyebilirim. Yine I am afraid, korkarım ki dedikten sonra söyleyebilirim olumsuz cevabımı. Yine burada çocuklar, olumlu olarak verdiğimiz I want love to'ya dikkat edin. Eğer but kalıbı, yani ama fakat kalıbı geliyorsa I want love to'dan sonra mutlaka cevap negatif, yani refuse, olumsuza dönüyordur. Onun haricinde yine burada bir yiyecek ya da bir içecek teklif edildiğinde ya da işte yemek istemediğinizde, içmek istemediğinizde I am not hungry, aç değilim gibi, I am full, tokum gibi ya da I don't like gibi ifadelerimizi kullanarak daveti reddetme kısmını söyleyebilirsiniz. Burada yine daveti kabul ve daveti red kısımlarında çocuklar karşımıza çıkan soru örneklerinde davetiye örnekleri çıkıyor. Soruları çözdüğümüzde, kitaplarımıza baktığımızda davetiye örneklerinde ilk dönem zaten bolca bununla ilgili sorularımızı çözmüştük. Davetiye örneklerimizde bize genelde gönderici, alıcı gibi ya da davetin yeri, saati, zamanı gibi sorular soruluyor. Karşımıza bir davetiye örneği geldiğinde sorulan dikkat edeceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi. Gönderici ve alıcı. Çünkü genelde sorularda gönderen kim ya da alan kim gibi sorular karşımıza çıkıyor. Örneğin, Dear Defne. Sevgili Defne dedikten sonra. Bu bir doğum günü olabilir. Bu bir parti türü olabilir. Bu bir kutlama olabilir. Neye davet ediyorsak karşımızdaki kişiyi. Mutlaka burada bir evet olay konu vardır. Ve mutlaka yazar yeri, saati, zamanı, belki adres, açık adres şeklinde. Ve mutlaka altta sevgilerle deyip bir isim yazar. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şey, sevgili Defne dediği her zaman alıcıdır. Alıcı her zaman üsttedir. Sender gönderici ise her zaman alttadır. Ve biz bu soru kalıplarında daima bazı sorularla cevap veririz. Mesela biz bunlara diyoruz ki WH question. WH ile başlayan soru kalıpları bize sorular sorulur. İşte nedir bunlar? What gibi, when gibi, why gibi, where gibi, who gibi, what time gibi, what kind of, what type of gibi bazı soru kalıplarıyla cevap veriyoruz. What, Türkçe karşılığı ne? When, ne zaman? Mutlaka bizden bir gün, ay, yıl olarak zaman kalıbı ister. Why, niçin? Mutlaka bir neden, sonuç ilişkisi ister. Where, nerede? Mutlaka bir yer ismi ister. Who, kim? Mutlaka bir isim, kişi ister. What time? Mutlaka sizden saat, zaman kavramı ister. What kind of, what type of ise sizden bir tür, çeşit ister çocuklar. Lütfen davetiye ile ilgili cümlelerinize, sorularınıza baktığınızda soru kalıplarına dikkat ederek çözerseniz doğru şıkkı bulmuş olursunuz. Yine buradaki en önemli konularımızdan bir tanesi ki İlerleyen ünitelerimizde de işlemiştik ilk dönem. Gelecek zaman, future tense. Hemen bir
hatırlatma yapacağız. Gelecek zamanla ilgili biliyorsunuz ki zaman kalıpları önemli. Ve gelecek zamanı ikiye ayırarak anlatıyoruz. Diyoruz ki iki ayrı kalıbımız var. Be going to ve will. İkisi arasında bir fark var çocuklar. Be going to planlanmış gelecek zaman cümlelerinde kullanılırken ve planlanmamış gelecek zaman cümlelerinde kullanılır. İkisinin arasındaki en temel farklardan bir tanesi budur. Be going to asla cümle içerisinde be going to olarak görmezsiniz. Özne uyumuna dikkat ederek is are going to olarak görürüz. Her ikisinin de cümleye kattığı anlam ecek anlamıdır. Ve her ikisinin de ortak noktası be going to ile de kullansam gelecek zaman cümlemi, will ile de kullansam daima fiilin birinci halindedir. Yani yalın, ek almamış, sade haliyle yazılır. Dikkat edeceğiniz en önemli şey çocuklar, birinci ünite ile ilgili friendship ünitemiz ki soru gelebilecek güzel ünitelerden bir tanesi. Soru olarak aktif soru gelebilir bu ünitemizden. O yüzden de bir, kelime ezberimizi güzel yapıyoruz. Ünite kelimelerine dikkat ediyoruz ki biraz önce yazdığımız body gibi, count on gibi, best friend, true friend gibi, back up gibi, get on well gibi ya da close friend. Yine yakın arkadaş anlamında kullanılır. Kelimelerimize, kelime ezberimize dikkat ederek ilerliyoruz. Onun haricinde yine arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız aktiviteler önemli. Ve bu aktiviteleri söylerken kullandığımız davet cümlelerimiz önemli. Bu davet cümlelerimize dikkat ediyoruz. Soruda kurallara uyarak ilerliyoruz. Doğru cevabı bulabilmek için. Yine verdiğimiz olumlu ya da olumsuz, pozitif, negatif cevaplara soruda dikkat ediyoruz. Ve en son bu ünitemizde bize bir zaman kalıbı olarak future tense yani gelecek zaman verilmişti. Gelecek zamanla ilgili kalıplarda da be going to planlanmış ki genelde arkadaşlarımızla yaptığımız aktiviteler planlanmış cümleler olarak geçiyor. Ve daha sonraki ünitelerde yine karşımıza çıkacak olan will planlanmamış gelecek zaman cümlelerine göz atacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. See you.